Taha Akyol, göz göre göre. Enflasyonda düşme işaretleri var. Bakan Mehmet Şimşek, iktisatçıların, çekirdek enflasyon, dedikleri, konjonktürel etkilerden arındırılmış enflasyonun Eylül'deki 5. 28'den, Ekim'de 3. 72'ye, Kasım'da 1. 96'ya inmesinin, önemli bir momentum kaybı, olduğunu belirtti. Evet öyle fakat, Tek haneye inmek için önümüzdeki yol hayli uzun olduğu gibi hem yapısal reformlardan iktidarın kaçınması hem ekonomide durgunluk işaretlerinin baş göstermesi bu uzun yolun hayli sıkıntılı geçeceğini gösteriyor. Yapısal reform sorununu sık sık yazıyorum, aşağıda yine değineceğim. Ekonomimden Merve Yiğitcan'ın haberine göre, ihracat ve üretim verileri ile siparişlerdeki düşme ekonominin durgunluğa girmek üzere olduğu endişesini yaratıyor. Niye yıllardır böyle sıkıntılar içindeyiz? Erken uyarılar. Başbakan Erdoğan faiz sebeptir diyerek Merkez Bankası'na baskı yapmaya daha 2014'te başladı. O zaman Babacan ve Şimşek direndiler ama ekonomideki çatlamalar da o politikalar yüzünden başladı. Kötü gidişe uyarılar da o zaman başladı. Mesela merhum Kemal Derviş'in 2015'te Cansu Çamlıbel'e verdiği uzun mülakatta söyledikleri, büyüme hızı düşüyor, bugünkü yönetimin çelişkileri yüzünden. Güven çok azaldı. Yatırım her şeyden önce bir güven meselesidir. Bütün ekonomiyi düzenleyen ve denetleyen kurumların herkese eşit mesafede durması, bu güven için çok önemli. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, BDDK gibi kuruluşların özelliği çok önemli. Maalesef bence Türkiye'de bugünkü tasarruf ve yatırım eksikliğinin en temel nedeni güven eksikliği. Yanlış politikaları anlatan, Türkiye'deki büyüme düşük kaliteli yani verimlilik artmıyor diyen Derin Acemoğlu da şöyle diyordu, bunun ekonomiye de yansımaları olacak. İki yönden de durum çok acil. Düzeltmek için çok az vaktimiz kaldı. Çünkü borçla ve para basarak büyüyorduk, bu sürdürülemezdi. 2017 yılında %7,4 gibi yüksek bir büyümeyi böyle sağlamıştık ve iktisatçı Profesör Selva Demiralp uyarmıştı, bu tür bir büyüme sürdürülebilir olmaz. Ekonomi er ya da geç potansiyel büyüme kapasitesine döner. Enflasyon yaratarak gelen büyüme bir kırılganlık unsurudur. Demir yumruk, hiçbir uyarı dikkate alınmadı. Kriz göz göre göre geldi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortodoks iktisadı savunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i istifaya çağırmıştı. İnanmıyorsan kusura bakma arkadaş. Biz bu işe inananlarla yolumuza devam ederiz. Şimşek'in istifasını Başbakan Binali Yıldırım'ın durdurduğu yolunda haberler çıkmıştı. Fakat CB sistemine geçince tüm pürüzler çözüldü. Berat Albayrak ekonominin başına geldi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı atama yetkileriyle ortadan kaldırıldı. Bakan Albayrak "Demir bir yumrukla doları 5 liraya indirdik." diyordu. Evet ama o demir yumruk Merkez Bankası'nın rezervleriydi yani ünlü 128 milyar dolar olayı. Bunun anlamı artık verimsiz büyümeyi sürdürerek seçim kazanmak için Merkez Bankası kaynaklarının sarf edilmesiydi. İhtiyat akçesi bile hazineye aktarıldı. Yapısal reformlar Kaynaklar tükendi, dışarıdan yatırım da gelmiyor. Seçimlerden sonra tam bir U dönüşü ile Mehmet Şimşek getirildi. Şimşek'in para ve maliye alanlarıyla sınırlı kalan politikaları Dünya Bankası ve IMF ile derecelendirme kuruluşları tarafından olumlu bulunuyor. Fakat eski Merkez Bankacı Profesör Fatih Özatay Yetkin Report'ta yazdı. Uluslararası finans kurumlarından gelen açıklamalar bekle gör davranışına işaret ediyorlar. Farklı bir ifadeyle, yakın geçmiş hafızalara kazınmış olduğu için, politikanın ne kadar sürdürülebilir olduğuna ilişkin tereddütler var hala. Yani Cumhurbaşkanı daha önce Murat Çetinkaya'yı, Murat Uysal'ı, Naci Ağbal'ı, Kavcıoğlu'nu görevden aldığı gibi. Yahut Şimşek'in yerine al Albayrak'ı, Lütfi Elvan'ın yerine Nurettin Nebati'yi getirdiği gibi yine ekip ve politika değiştirirse. Bunun işareti yok ama bu soru var tam güven sağlamanın yolu, Merkez Bankası'nı tekrar bağımsız hale getirmek için 703 sayılı KHK ve 3 sayılı CB kararnamesini kanunla iptal etmek. Kamu ihale kanununu Avrupa standartlarına uyarlamak. Yani yapısal reformlar. Ama kelimesi bile ağıza alınmıyor. Bu yüzden yolumuz çok uzun ve meşakkatli, maalesef.